şöyle iki litre suyun içerisine şu bir avuç tuz atıyorum şu şekilde. Suyumuz sıcak olacak. Elemiyorum bunu. Evet, elemene gerek yok anne. Bu şekilde tuzu eriteceğim. Bir yemek kaşığı mayayla, bir su bardağı suyla da mayayı aktifleştirdim. Şimdi hamurumuzu yoğuracağız. Bunu da biraz katı hamur yapacağız. Fırında cevizli çörek yapılacak bu da. Yeter bu hamur. Yeterli. Koy artık. Şimdi mayamızı da. Mayayı da koy da. Evet, mayamızı da ekleyelim. Şöyle bırakıyorum azıcık mayayı. Çalka. Kaşığı dondur. Tamam, biraz suyla azıcık çalkalayayım. Şöyle. Dur, dokunma. Kıvamını ayarlayalım. Ben size ölçüsünü değil de kıvamını göstereyim. Çünkü ölçüyle yapmadık. Biz genelde hamur işlerini göz kararı yapıyoruz. Hamurun kıvamını bildiğimiz için. Yeter bir çırpma hamur. Kıvamı bu şekilde. Çok yumuşak değil. Katmer Çok da sert değil. Katmer hamuru gibi oldu işte. Katmerlik gibi oldu. Şu şekilde bastırdığınızda leğenden çıkması gerekiyor. Çörek hamurumun üzerine un serptim. Kapağını kapatacağım. Üzerine örteceğim ve mayalanmaya bırakıyorum bunu da. Fırın çöreğimiz için şuraya haşhaş hazırladım. Paketli haşhaş aldım ben A101'den ve sıvı yağ ve tereyağıyla hazırladım. Burada sadece tereyağı var, burada da cevizimiz var. Hem tereyağlı cevizi hem haşhaşlı cevizi yapacağım için böyle iki tane ayrı ayrı hazırladım. Şimdi fırına gideceğiz. Düz düz yukarı fırına. Ben de şuradaki hazırladıkları odunları alıp fırına doğru gideceğim. Hadi ver bakalım hamurları. Şimdi çörek hamurunu şöyle bir güzel bezle yapıp kenara koyalım. İki iyidir. İkişer tane yapalım. Aha, küçük al anne biraz. Şöyle at bakayım buraya. Büyük mü yapalım? Peki sen bilirsin. Biz bunları dökerken, beze yaparken ekmek pişiriyorlar. Bir de odun bile yok içinde. Olmasa da. Şimdi fırın içerisini bizden önceki pişirenler bitirdikten sonra fırının içerisini bir silmemiz gerekiyor. Böyle fırın pardosunu yıkayıp kenara koyacak. Biraz suyu sızdıktan sonra fırını temizleyeceğiz. Bu beze fırın pardosu deniyor. Değil mi? Başka ismi var mı? Pardo diyorlar. Bunu bir güzel yıkıyorlar. Fırının içerisini süpürmek için. Şöyle. Şöyle kenara da koyduk. Suyunu sızacak. Şimdi fırında hanımlar ekmek pişiriyorlar. Tamam da ben çocuğu gönderdim. Çörekleri şöyle haşhaşla yağlayalım. Sonrasında ceviz koyacağız üzerine. Şu şekilde. Mayalı hamura ceviz güzel oluyor. Mı? Biraz evet koyalım biraz. Dur, hamurun üstünü açmışım. Ben atayım dur elim temiz. Tamam. Cevizi bir tarafa mı koysak acaba? Yok, şöyle serpelim yüzüne. Şöyle yayalım.
Birazcık hamurumuzu büyütüyoruz elimizle. Bu şekilde. Dur. Bak şunu al. Un, un. Azıcık un. Un sefer. Biraz az şey ver. Kaşık. Haşhaşlı güzel olur. Biraz daha koyayım ben. Şöyle şöyle kıvırıyoruz. Kıvırıp kenara koyacağız. Birazcık da burada mayalanacak tekrardan. Şöyle açarak. Sonrasında şu şekilde burup böyle güzelce vuracağız. Şöyle yuvarlayıp bu şekilde kenara alıyorum. Şimdi bunu da yine böyle vuracağım. Şu şekilde. Daha hamur bir şurada. Yine bunu da böyle yapıp. Hamur verip de sinekleri kenara koyuyoruz. Bir de aç, kapat üstünü. Böyle hazırlandı. Üzerine sinek gelmesin diye bir örtü örteceğiz. Bayağı sinek var çünkü. Şu şekilde örtüyoruz. Ekmekleri de buraya döktük. Onların videosunda ayrı bir videoda paylaşacağım arkadaşlar. Böyle yumakladık, döktük. Üzerine örtü örtüyoruz ki sinekler ekmeklerin üzerine konmasın diye. Önce ekmeklerimizi pişirerek başlayacağız. Fırın bu şekilde. Burada da ekmekleri pişirdikten sonra alacağımız bezi serdik. Bizden önce giden arkadaş da komşumuz da şöyle bir tane ekmek bıraktı. Bu ekmeğe de sıcak diyorlar. Sıcak veriyorlar birbirlerine. Şu kürek. Bununla hamuru koyacağız. Şununla da ekmekleri alacağız. Hem çevireceğiz hem alacağız. Şu kısmını kullanıyoruz daha çok. Arka kısmı burası. Şöyle. Şimdi annem açacak. Ben pişireceğim. Şimdi çöreklerimizin yüzüne bu şekilde haşhaş sürüp fırına atacağız. Onları da odun fırınında pişireceğiz yine. Ekmeklerimizi pişirdiğimiz gibi. Böyle alıp tüm olarak hiç açmadan şöyle uzaklara koyacağım. Altına biraz un serpersen anne çok iyi olacak. Yapıştı mı? Aha. Ateşe yakın vurma. Yok arkaya koyayım. Arkaya koy. Şöyle arkalara güzelce diziyorum. Bunlar haşhaşlı cevizli olanlar. Birazdan da cevizlileri, sadece cevizlileri koyacağım. Haşhaşlı ve cevizleri koyduk. Buraya da birazcık odun attık. Odun şöyle yok az. Hayır hayır odun yok. Çok az var içerisinde bir parça. Kendi şeyi o. Odun atmadan kendi ateşinde, kendi sıcaklığında pişecek. Sizler de bu şekilde hazırlayıp sadece elektrikli fırınlarınızda pişirebilirsiniz. Odun ateşinde daha güzel oluyor gerçi ama imkanınız yoksa fırında güzel olur. Bunlar da sade cevizliler. Ekmeklerden sonra çöreklerimizi pişiriyoruz. Çöreklerimizi de böyle pişirdik, eve getirdik. Soğudular bayağı. Birazını dondurucuya koyacağım, birazını da yiyeceğiz. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Nasıl ekmek yaptığımızı da yine linkleyeceğim. Linkini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın.